Bugün Yeni Pazar Paşaköy'deyiz. Şimdi her zamanki gibi köye doğru koşuyoruz. Köye geldik, köy kahvesinde çayımızı, kahvemizi içtik. Şimdi Süleyman amcamın yanına geldik. Süleyman amcam nasılsın? İyiyim, çok şükür. Sizler nasılsınız, iyisiniz? İyiyim ben de, sağ olasın. Allah'ım iyilik versin inşallah. Amin inşallah. Süleyman amcam sizce kaç yaşında? Kaç yaşında? 89 yaşında. 89 yaşında maşallah Süleyman amcam. Sağlığın sıhhatin yerinde mi? Allah'ım bin kere şükür kızım. Çok şükür Allah'ıma. İyisin. İyiyim. İyiyim. Ne yiyorsun, ne içiyorsun Süleyman amcam? Şimdi... Ne canım isterse onu ediyorum ben. Kendim, ne canım isterse? Ha, kendim ediyorum. Yemeğim kendim pişiriyorum. Süleyman amcam, bizim bölgemizde en çok vazgeçemediğimiz ürün zeytinyağı. Zeytinyağı. Şimdi yemiş de şey oldu gari. İncir değil mi yemişimiz? Tabii bizim evvelden böyle bir şeyimiz yoktu. Biz gördük. Bahçılara giderdik, oradan yemiş çalardık. Habalar olmadan yemiş şey ederdik. Üzüm çalardık. Şimdi çok şükür Allah'ım her tarafımız var. Yemiş, zeytin bol. Her şeyimiz bol. Peki sen eskiden beri bu köyü biliyorsun. Bu Paşaköy'ün tarihi nedir? Nasıl kurulmuş? Ne olmuş? Bu Paşaköy'ü bizim buraya bir paşa oturmuş. Eskiden bir paşa oturmuş. Nereden gelmiş o paşa acaba? Paşa nereden geldiğini bilmiyorum kızım. Babam gülle öldüydü. Oğlum buraya paşa oturmuş dedim. Babamın evinin olduğu yere oturmuş paşa. O tepeye. Nasıl bir köy Paşaköy? Paşaköy kent halinde olan bir köy. Herkes kendi halinde, kendi yolunda bir kişiye dedikodu çıkamaz, bir şey etmez. Sakin halde geçiniyor. Sen ne yaptın gençliğinde? Gençliğimiz ne yapalım? Çobacılığına geçirdik. Koyun aldık. İreşbelik yaptım. Çavdar, buydu, apa. Ondan sonra ulaf deyiliz. Onlardan onları ektim. 340 dolu apa kaldırdım biliyorsun. 89 yıllık ömrün nasıl geçti? Ben de hiç bilmiyorum kızım ne alacaksın. Şimdi ben bak 89 yaşındayım diyorum ya. Ben o yaşımı hiç umut etmiyorum. Ben kendime 15-20 yaşlarında gibi görüyorum. Bizim orta mahalle var. Buraya yayan gel gidiyorum daha. Halil İbrahim amcamın yanına geldik. Halil İbrahim amcam nasılsın? İyiyiz mi? Sen de iyisin. Çok şükür iyiyim. Kaç yaşındayız? 81. 81 yaşındasın. Nasıl geçti ömrün? Ya çalışmanın. Ziyaretin diktik. Geçtiğimizde Koçar Ovası'na gittik. Çalıştık boyuna. Hep çalıştın? Hep çalıştık. Köyde neler vardı senin gençliğinde? Köyde o hane anca bizim geçtiğimizde. 10 hane vardı. Çoğaldı gitti sonra. Ekrem amcamla beraberiz. Ekrem amcam sen nasılsın bakayım? İyi sağ olun. Sizler iyisiniz ya. İyiyim çok şükür. Nasıl bir köy Paşaköy? Köyümüz güzel. Havalı bir köy. Güzel, düzgün. Havalı bir köy değil mi? Havası çok güzel. Hava güzeldir. Böyle gelen gidecek canı istemiyor. Köyde benim gençliğimden beri incir, zeytin. Oldu gelirken onun üzerine döndük. Evet. Şu an incir üzerine yürendik Allah'ın izni verirse. Daha çok incir için uğraşıyorsunuz daha değil mi? Şu anda daha çok incir için uğraşılıyor. Biz burada küs insan bulamadık, dargın insan bulamasın birbirine. Kimse küsmüyor birbirine. Küsmez. Bir an küsen yarın barışırız. Yani bizde dargınlık yoktu. Sen ne yaptın gençliğinde? Ben de gençliğinde amcan dediği gibi. Koçar Ovası'na git, pamuk çapla, pamuk topla. O güne yerde kaldı. Değil şükür. Ondan sonra büyüğe ayır tikimini başladık. İncir, zeytin. Onların Allah bereket versin, bir bereket versin. Şimdi iyi bu durumda iyi. Hindami, hindami. İyi, güzel, güzel. Değil mi? Geçmişi güzel. Göre. Allah bir bereket versin. Mahsul parayı bakın. Ediyorum. Güzel satılıyorum, güzel satılıyorum. Ramazan amcamla beraberiz şimdi. Ramazan amcam nasılsın? İyi, samimi olsun. Sen nasılsın kızım? Ben de iyiyim, çok şükür. Allah iyilik versin. Köyünüz çok güzel. Güzel olmam ne güzel, tabii güzel. Güzel. Paşaköy nasıl bir yer? Paşaköy şöyle diyelim. Oradan buradan toplumu değil bu. 5-6 evden böyle çoğalma. Yani ben bile de 10-15 evde öyle sakinle, çobancılık, çiftçilik böyle geçindik gittik. Burada kaldık. Kaç yaşındasın? 78. 78 yaşındasın. Evet. 78 yıllık ömründe neler yaptın? 50 sene çobancılığından geçti. Peki senin çocukluğundan bugüne kadar köyde neler değişti? Çok bir şey değişti kızım. Çok. Biz
köyde evvela çiftçilik, çobancılık, bilmem ne, şimdi bak o işler kalktı, şimdi bir o ötekte inci zeytin ondan geçiniyoruz. Şimdi çok değişim çok. Yani, peki eski zamanlarda incir zeytin bu kadar yok muydu? Yoktu. Nerede ya? İncir hemen yoktu. Hiç yoktu. Sonradan yaptınız. İncir yok. Birkaç ay oldu. Hep sonradan diktire bu zeytin içerisine. Ondan sonra gelişti. Kömür yakaladı bu kömür. Odun kömürü. Herkes kömür. Sabah oldu mu herkes hayvanın başında kömürde, dağdı taşta köydeysen kalmazdı. Yani herkes dağda. Şimdi dağladıysa yok. Evet. Dağlar bomba ya da dağlar doluydu. Herkesin rızkı dağdıydın. Evet. Kim ki beygirine, eşeğine odunu giderdin. Hı. Kimi kömüre, kimi şey, şimdi öyle bir şey yok. Dağlar boş. Boş. Ha. O eski günleri özlüyor mu? Özlemem canım. Çok. Çobandık biz. Türküle, şarkıla. Söylüyor muydunuz? Söyledi. Türk söylüyor muydun öyle? Çok söyledim ben, çok. Benim için bir tane söylersin. Söylerim, beğerdi ama söylersin. O zaman benim için bir tane Türk söyleyeyim hadi. Onu da söylerim. Ne olacak senin? Şakan isin ananı da hem babanı. İstedim de vermediler kör olasın ablanı. İstedim de vermediler kör olasın ablanı. Sen bir koyun ol da ben de çoban, gidelim ovaları. İnsanı bir hoş ediyor da Paşlı köyün yaylaları, bu dağların yaylaları. Bu türküler kimi yakıyordun böyle? Oo, hep sevdiklerim de aşk. Öyle bir aşk mı yaşandı? On yıl. Bir aşktan bir yaşam. Bir aşktan değil, on yıl. On yıl aşık olduk. İstediğin vermediler mi? Vermediler. Ana. Neden vermediler ya? Çobansın diye. En son bulduk. Yalvarka 20 yıl istettim. 21'inci doldu. 20 yıl istedim. 20 yıl. O zaman sen illa ısrarlı sevmişsin. Olacak galiba. Olacak. 20 yıl. 20 kere istemiş git, abi 21'inci de almış ya. Abi. Ama aşk acısı çekmiş abi. Abo. Ha. Ayşem türküsü, bilmem hak mı türküsü. Öyle söylesiyor türkülerine. Hala o aşk, o sevgi devam ediyor mu? Ediyor bas. He? Ediyor. Bazı geceler aklım ya böyle kalbim eskaçlar da. Bu köyde çok eskilerden yapılan bir gelenek hala daha devam ediyor. Eskiden köye gelen misafirler, düğün için gelen misafirler bu görmüş olduğunuz devlenle karşılanıyormuş. Devlenci çalıyormuş, hoş geldin diyormuş. Evet. Ali abim de uzun zamandır bu işe devam ediyor. Baba mesleği herhalde. Baba mesleği. Ben bir hatıra olsun diye çıkardım buna. Hatıra göstermek evet. için değil mi? Göstermek için. Babam Ali çaldı. Abi, ben çaldım ama geçti. Zaman geçti. Geçti doğru. Evet. Eskiden. Eskiden nasıl oluyormuş? Sen anlat Ali abi bana. Eskiden burada düğünde gençler toplanıyor. Misafirler gelir. Her köyden ayrı ayrı. O zaman da devlenin önünü geçer. Çalar. Bak böyle çalar. Çalıyor. Hoş geldin mi diyor. Hoş geldin. Buyurun diyor mesela. Kim evi boş? Boş evi götürüyorlar. Yani misafiri bundan karşılıyorsunuz. Evet, evet, evet. Hoş geldin demek için. Hı. Sonra bu devreni çalarak gideceği yere kadar götürüyorsunuz. Gideceği yere götürüyorum. Bu tarım Ali abim de anlatıyor. Gerçekten bu sizin köyde çok eskiden yapılan bir gelenek gari, değil mi? Sen de anlatır mısın? Gelenektir. Şimdi bu düğünlerimiz başladığında Cuma günü başlıyor. Cumartesi, pazar. 3 gün boyunca düğün yapılıyor ya. Hı hı. Bu dışarıdan gelen misafirlerimiz, hani çevre köylerden gelen misafirlerimiz düğünü nerede olduğunu, hangi halinde olduğunu bilmedikleri için bu özellikle bu ses nerede? Vatandaş diyor ki gelen misafir ha düğün orada. Bu arkadaş da hemen bu debleni çalarak misafirlere hoş geldiniz diyor. Bunlara yemek ikramı yapılacak, çay ikramı yapılacağı için hangi nereye götürülmeli gerekiyorsa, hangi eve oturması gerekiyorsa o misafirlerin. Oradaki misafir sahibine, ev sahibine bunu devlen çağırarak götürüyor. Diyor ki ev sahibi çağırıyor. Misafirlerimiz size emanet. Bunların yemeklerini falan çaylarını sizler artık bu yemekler falan düğün evinden geliyor. Ay çok güzel. Sadece gelen misafirimiz ayakta kalmasın, hani yersiz kalmasın diye bu deblencinin işi gelen misafirimiz bir yerlere oturtması gerekir. Düğünlerimizde zaten bizim en büyük şeyimiz keşkek. Evet. O keşkek meşhur. Bu keşkeği yapmak için de önceden odun hazırlanması gerekiyor. Bu odunu yapmak için köyden diyorlar ki hadi gençler odun etmeye gideceğiz. Deblenci de bunun baş şeyi. Evet.
Ona deblenle çalarak giderek götürüyorlar. Hı hı. O yaptıkları bir büyük ağacı, kestikleri ağacı taşıttırıyorlar. Hı hı. Nasıl oluyor? Uzun bir ağacı. 5-6 kişi böyle altını giriyor, hı hı. Sırtlarını alıyorlar. Sırtlarını alıyorlar. Sırtlarını aldıktan sonra da deblenci diyor ki sen en başa sen, hı hı, oturacaksın ağacın üzerine. Hı hı. Böyle bir gözellikle keşkeş bir şey. Yere kadar bu böyle getiriliyor. Çala çala gidiyor. Çala çala gidiyor. Deblenci de çalıyor. Ali abim bizim için deblen çalacak. Evet Ali abim. Evet çalıyor, başlıyor bak. Başlıyor. Hoş geldin diyor sen. Hoş şimdi. Geldiniz. Buyurun buyurun. Evimiz boştu. Şöyle geçeceğiz. Buyurun buyurun. Yola devam ediyor arkamdan. Yani. Buyurun. Falan diye bir gidiyoruz. Tamam. Senin yer dolu mu? Dolu. Yıllık meşe ağacının altında uzun ömürlü teyzelerimle beraberim. Gülüzar teyzem 94 yaşında. Emiraj teyzem 86 yaşında. Baksanıza güzelliği ya sevgili izleyenler. Anam. Teyzem nasıl geçti ömrün? Çalışıyorum geçti. Neler yaptın? Koca çamdan başını çıktım, bıdaladım, kemiği yaktım, sattım. Kömür yaptın, sattın. Çamların başın çıktın. Çanak çaldım. Çanak mı çaldın? Evet, düğünlerde. O zamanlarda sen de topraktan uğraştın mı? Çiftçilik yaptın mı? Yaptım. Ne ürettin? Darı çapladım. Oradan. Buyduyu ektik. Çavdayı ektik. Peki eski günler nasıldı? Eski günler? O zaman güzeldi günümüz. İrecilikti. İrecilik, sabun yok, açlık yok, cevdi yav yok. Şimdi her şey bol, yok. Her şey var değil mi? Var. İyi anlaştınız mı amcamla? Anlaştık, ben ölürsem dedi, her ne edeceksin oraya gömüleceksin dedi. Memnun kaldı. Senden? Ben de memnun kaldı, bir yediğim zahir geçti. Birbirini sevdiniz mi? Sevdik, senem çözsek durmuş. Yakışıklı mıydın? Yakışıklı. Sen de güzelmişsin. He? Emiraj teyzem, sen nasıl geçti ömrün? Çalışmadan geçti. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Pamuğa gittim, seydene gittim. Çoluk baktım, koyun güttüm, inek baktım. Peki burası nasıl bir köy, Paşıköy? Ne olacak? Burada paşılar oturmuş. Bu talın dibinde bunlar çadır kurmuşlar. Fırın yapmışlar. Yemek yapmışlar, beni bilenle anladı beni. Ta alanından gelmişler buraya baş mermek katta. Bu meşenin dibinde dediler, fırın vardı dediler. Bu çörek yapar, hilerden çadır kurdular, işlerinde durdular dediler. Paşala. Senin gençliğinde bu köyde elektrik, yol hiçbir şey yokmuştur. Yoktu ya, yoktun. Ne yapıyordunuz? Gaz lambası yakıyorduk. Gaz lambası yakıyorduk. Molla böyle değildin değil mi? Değildim hiç. Nasıl geçiriyordunuz zamanı o zamanlar? Hayvanlarla, beygirlerle, atlarla pazar inerdik. Atlan gidiyordunuz. Ha, onlarla gidiyorduk. Tabii bu kadar araba da yok. Yani arabası, bak yukarıyanın da köşe var ya, buraya kadar yürüdük. Yürüdünüz tabii. Ne arabası? O zaman araba da yok, elektrik de yok, yol da yok, hiçbir şeyler yok. Yoktun. Hindi değişti gari her şey. Her şey bol. Gülfer yengemin yanına geldik şimdi. Mis gibi bazlama kokuları bütün köyü sarmış. Vallahi şimdi normalde birçok köyde burada da var. Ama siz artık burada saçlı yapmıyorsunuz. Makineler var. Evet. Ordu yapıyorsunuz. Tabii yine bir kısım var sanırım yapanlar değil mi? Var, köyün içinde ocaklar var, ordu yapanlar da var. Evet. Siz makineler kolay yolu vermiş gari çıkarıvermişler. Kaçacak. Evet. Değil mi? Biz bunları telefondan gördük aldık. Telefondan gördünüz bunu. Nasıl oluyor bu şimdi? Bunu şimdi hamuru döküyoruz biz oraya. Yoğuruyoruz. Geldim açık döküyoruz oraya ufak. Ondan sonra evvel üstünü koyuyoruz. O da biraz durduruyoruz. 4 dakika üstünü duruyoruz. Ondan sonra içini sürüyoruz.
O içindeki kızarken işini aldırmadık. Bir daha üstünü bir daha hazır koyuyorum ben. O içindeki pişerken. Pişerken? Evet, o kızarasıyı alıyorum. Bu yoğun için sokuyorum. Bir daha fıvıt hazırlıyorum. Gün üstüne koyuyorum. Gülperk'im sen işin kolayını bulmuşsun değil mi? Buldum. Hani yok odundun, yakacaktın, ateşte isti. Hiçbirle uğraşmıyorsun. Uğraşmıyorum. Biz her gün işe gidiyoruz biliyor musun? Ev tutuyoruz da. Akşam üzeri işten geldim ben hemen hamurum bir yoğuruyorum. Annem ineğini sağıyor ben. Oraya inek sağıma gittim mi gelese de hamur gele koyuyorum. Gülfer yenge, sizin burada mutlaka evinizde illa bazlama oluyor değil mi? Her gün olacak bu. Evet evet ediyoruz biz. Biz Alman'ın olmuyor. Değil mi? Evet. Pazar ekmeği her gün yiyemiyoruz. Pazar ekmeği de böyle olacak. Valla normal durmam lazım ama bir lokma Volkan abi. Yeni çıkandan mı? Ama bu ısıtacaktır evet. Bu. Bak zeytinyağını banıyoruz. Bak bak bir Volkan abi. Senin için yoğun istek üzerine zeytinyağı getirdiler. Kızım bir kesik getir, versene kurmuş ya. Evet. Ay, o güzel olurdu. Ama ne bileyim, olsun güzel. Ay, çok hor geçti. Köyde IMC usulü çok güzel yemekler pişiriyorlar. Biz geleceğiz diye muhtarım, ablalarım, teyzelerim böyle toplanmışlar. Çok güzel şeyler ayarlamışsınız, planlamışsınız. Köyümüzün kendi yemekleri, kendi ürünlerinden. Yani muhtarım böyle zamanlarda özellikle düğünlerde IMC usulü her şeyi yapıyorsunuz herhalde. Evet yapılıyor, evet. IMC usulü yapılan düğün cemiyetlerimizde olmazsa olmazı sarmamız var. Yaprak sarması. Yaprak sarması. Tabii ki yaprak sarması tek kişinin yaptığıyla değil. Hı hı. İmece usulü onun üzerinden o şeyi alabiliyoruz. Mesela yapabiliyoruz. Evet. Ne yapılıyor bu? Cuma günü düğün başlayacak. Hı hı. Vatandaşlarımız imece usulü evinden sarmasını, sarmalık yapraklarını bilmem nelerini, o iç malzeme şeylerini getirerek hep beraber o düğünümüzdeki gidecek olan misafirin verilecek olan sarmayı hep beraber yaparak 3-5 tepsi hazırlayarak o işi halletmiş oluyoruz mesela. Yani düğünü olacak olan gidiyor, diyor ki bizim düğün var, evet. Onu göre sen diyor yapraklarını hazırla. Özellikle şöyle oluyor mesela, vatandaşa teşvik ediyoruz, bizim düğünümüz var, filanca günü de sarmamız yapılacak. Evet. Vatandaş doyuruluyor. Vatandaş da o gün o sarma için toplanıyor. Geliyor değil mi illaki? Evet geliyor. Evet, yani geliyor. Bakıyorum ben, bu da birlik beraberliğinin aslında kanıtı. Aynen gerçekten. Burada en büyük özelliğimiz, köylerin özelliği zaten birlik beraberliktir. Evet. Hep beraber aşıyoruz sorunları. Hep beraber yapıyoruz. Evet. Misafirlerimizi de hep beraber ağırlıyoruz. Meryem ve Yeliz ablam bizim için gözleme yapıyorlar. Pek güzel almışlar ellerini, oklavaları, hamurları açıyorlar. Otlu gözleme bizim evet. Çok güzeldir, çok özeldir. Nasıl yapıyorsunuz ablam, beni anlatır mısın? Nasıl yapıyoruz? Hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamur daha önceden yoğruluyor değil mi? Evet biraz. Bekleyecek kadar kabarcık iyice. Evet aynen. Ondan sonra? Ondan sonra açıyoruz yufkamızı ve pişiriyoruz. Otumuzu hazırlıyoruz. Yıkıyoruz, doğruyoruz. Ondan sonra kurduktan sonra otumuzu iç ardına hazırladıktan sonra ediyoruz. Pişiriyorsunuz. Şimdi ablam burada önemli olan bu otlar. Evet. Bu otlar bizim kendi otlarımız. Evet, yöresel. Neler var, ne otları var bunun içinde? Ispanak, pırasa, ondan sonra ısırgan otu. Isırgan, Allah. Ebegümeci deriz, dalgan ondan. Ebegümeci. Evet, ondan çok şifalıdır. Bunlar var. Evet. Bazen kesik koyarlar. Evet. Ben yeni pazarda gözleme yapıyorum pazar yerinde. He, orada da yapıyorsun. Evet. Yani sevgili izleyenler, hangi günler oluyor? Çarşamba. Çarşamba günleri yeni pazara gelirseniz Yeliz ablamı bulup gözlemeden yiyebilirsiniz değil evet, mi Yeliz abla? Evet. Pazar yerinde. Harika. Bir yandan pişiyor orada evet. Çok güzel. Orayı da bekleriz. Orayı da bekleriz. Yeni pazarın. Yeni pazarda. Orayı da sen aynı şekilde açıyorsun. Evet. Şimdi bırakın bir ben açayım gari. Tamam. He? Volkan abi. Yapabileceğimi biliyorsun. Hazır mısınız? Ya. Bak olmaz diyor ya. Gel bakayım Meryem abla. Bak diyor bak. Öyle biraz un yaparız. Nasılım? He? Bak diyor. Yapabiliyorum Volkan abi.
Yapabiliyorum. Kabul etmiyor ya. Kabul etmiyor. Harika. Bak bak şimdi bak bak. Ablam bak 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 şimdi bakın. Ne oldu? Yapışmadı değil mi? Un et, hemen un et. Heh. Sen şimdi bu devirde Volkan abi, nereden bulacaksın? Hamur açan kız. Aynen. Sen şey mi diyorsun, böyle yaptığında? Böyle asıl. Al işte. Al işte. Bozdu. Ama Meryem abla senin yüzünden o. Bozulmadı. Bozuldu ya. Çok güzel gidiyordum 40 yılın başı. Hayır bozulmadı bak. Yine nazar. Yine nazar. Nazar oldu. Ablam. Bozuldıktan sonra oklavayı kendine doğru çevir. Oradan yan yapma. Evet çevir galiba. Üçünü ver ama. Olsun kadar doğru çevir. Evet sevgili izleyenler şöyle böyle yarı yığada güzelce içinde ebe gümeci. Tamam yeter. Yeter mi? Yetmez diyorlar abi. Bol koyarız biz bu. Bizim aydınımızın muhteşem otları ısırgan otu. Ondan sonra işte ebe gümeci. Başka ne vardı? Ispanak. Pırasa. Dalgan ile ısırgan otu aynı şey Volkan abi. Şimdi bu tamam kapatıyorum gari. Oh, bunda bir şey yok tamam onu yapabiliyorum. Oldu. Allah, o kadar korktum ki. Dur bakayım, al. Onu sen bir an önce sacı koy, onu bir an önce pişirsen ona. Değil mi Meryem? Evet, bir evvel bitsin. İçindekiler, temeli bozulmadan içindekiler iyi. Bak çok güzel. Sonuçta iyiyim. Bence yine de iyiyim. Evet. Hatice ablam nasıl buldun az önce o hamur açışımı? Çok güzel maşallah. Elin kolunu sağ. Gördün değil mi? Köyler gezeki alışmışsın galiba sen. Teyzelerim öğretti. Köydeki ablalarım öğretti. 7 senedir beni emek veriyorlar. Öğreteceğim herkes derken. Herkes açı bileyim bunu değil mi? Tabii yine iyi bak. Bakın sevgili izleyenler az önce aynen. Açmış olduğum Volkan abi senin beğenmediğin. Çöreğe bak. Bak çörek ne güzel oldu. Harika. Vallahi Hatice ablam bakıyorum böyle durumlarda hepiniz toplanıveriyorsunuz. Biz öyle diyoruz. He? Köylüye de olsun böyle bir şey yapacak oldu mu? Düğünlüğe de olsun toplanı yaparız her şey. Birlik beraberlik var. Evet. Değil mi? İmece usulü her şey. Aynen. Nasıl geçiyor zamanınız? Nasıl geçsin? Hayvan. Hayvandan, zeytin olduğum zeytinden, incirliğe de, fıstıklığa da. O masul, o sarı geldi mi? Onlar işliyoruz galiba. Çalışıyorsunuz. Az zeytinin bu sene azdığına 10 işledik. Şimdi evdeyiz galiba. Eşleğimiz imar gidiyor. İncirgada bekleyeceksiniz. Şimdi galiba İncirgada elke vele fıstık var. Fıstık var önce. Fıstık biter bitmez incirimiz başlıyor. Hayvanlar var bir yandan. Onlarla da uğraşıyorsunuz. Aynen. Ama bakıyorum ben neşeniz yerinde. Allah'a şükür. Mutlusunuz. Çok şükür. Değil mi? Aynen. Nasıl bir yer burası? Bizim olduğumuz yer ne bileyim biz seviyoruz ya. İnsanlar nasıl şey diyor bilmiyoruz galiba. Çok bizim olduğumuz yer güzel. Dışarıdan geldiğim için söylüyorum. Temiz hava. Çok güzel. Mis gibi. Aynen. İnsanlarımız ısıtacak bak sen ya. Öyle değil. Çok evet. Vallahi şimdi sen bir de aynı zamanda gözlemeleri de hemen gözlemeye evet. Döneceğim Volkan abinin. Şimdi ben yaptım Volkan abiyi yedirteceğim. Aynen. Bir yağlıyorsun. Zeytinyağını mutlaka yağlıyoruz evet, değil mi? Zeytinyağımız. Onu yağlamazsak tadı olmaz. Tadı olmaz. Aynen. Kendi zeytinyağımız zaten. Evet. Kendisi şimdi ben de bir yağlayayım. Evet sevgili izleyenler kendi açmış oldum. Öyle ederim. Heh. Öyle bir vokal bol yağlı mı olsun? Abime bol yağlı bir gözleme çek Hatice abla. Nasıl istiyorsan öyle dinle. Öyle bir bak bol yapıyorum senin için. Bu da yağlıyım. Çok mu oldu? Midesinde bak dokanıyor. Dokanmaz alışkın o. Alışkın köylerden. Alışkın sizsin can. Yeter mi Volkan abi? Bol yağlı Volkan abicim senin için duruyorum. Blok mu iyi? O kadar et dedin beni. Yemeyecek misin? Aa. Son isin gel. Yeni Pazar'ın meşhur otlu pidesi, diğer ismiyle de sinip pidesi. Değil mi ablam? Evet. Bunu da yaptınız bizim için. Evet. Nasıl yapılıyor bu ablam? Özelliği ne?
özelliği bu, sinin işini evvel yağ döküyoruz. Yufkalarımız yazdıktan sonra onsun bir otumuz döşüyoruz. Onsun tekrar yufka yakıyoruz. Ateş üzerine döndür döndür pişiriyoruz böyle. Bunun özelliği tepsiyi böyle iyice hamuru açmanız. Evet. Bir de önce içine yağ koyuyorsunuz. Evet, önce zeytinyağı koyarız. Tepsiyi açacak şekilde yufkamızı açarız. Ondan sonra otumuzu döşediğimizde bir daha tekrar yufkamızı koyarız. Üstünü bir daha kapatıyor. Bunun gözlemeden farkı ne ablam? Bu yağlı. Yağla pişiyor. Yağla pişiyor. Evet. Gözlemeye sonradan yağ koyuyorsun. Gözlemeye sonra onu dileyen yağla, dileyen yağlıma, seven yağına, seven yağla. Yağına sevmeyen. Ama bu muhakkak zeytinyağından... Ortasını yoğurtta mı koyuyorsun bunu? Evet, biz bunu esas önemli olan ortasını böyle açarsın, yoğurdu ortasını dökersin, buradan böyle böyle bana bana böyle yiyorsun. Birazdan ölüm yapacağız. Evet. Peki içindeki otlar neler, ne otları? İçinde ısırgan otu deriz biz. Bu bahçemizden toplarız ısırgan otumuzu, dal ıspanak, ıspanak, pırasa, taze soğan da doğrayarız. Oo. Oo, yemi diyelim. Yemi diyelim diyat. Birazdan valla şimdi anlatıyoruz, birazdan hepsinin tadını bakacağız. Hazırlık olmuş bu muhtarım. Gelen misafir gazanlarla Volkan abi. Ağırlıyorsunuz. Bizim Aydın'ımızın düğün yemekleri, özellikle köyde yapılan düğünlerin yemekleri çok meşhurdur. Biz böyle düğünden önce bayağı sofralar kurarız. Ondan sonra işte bölgemizin yöresel yemeklerini hazırlarız. Gelen misafirleri bunlarla, bu yemeklerle ağırlarız. Şimdi köyümüzün iki tane ustası, Alisan abim, Bediye ablam. Onlar zaten karı koca, bey bayan. Bütün bu bölgede yapılacak olan düğünlerde mutlaka geçiveriyorlar. Çok güzel yemekler hazırlıyorlar. Evet. Şimdi Alison ustam sana sormak istiyorum. Bizim burada düğünlerde hangi yemekler yapılır? Genelde kuru fasulye, nohut, mesela et yemeği güveç olarak. Bir de gazan kebabı dediğimiz tavuk kebabı. Gazan kebabı, tavuk kebabı. O da çok güzel, özel pişiyor. Özellikle de sarmamız meşhurdu. Yaprak sarması. Ama koronadan sonra biraz... Azalttınız mı onu? Mecburen azaldı. Şimdi bu işi gönüllü yapmadığımı olmaz. Lezzetli olmaz. Lezzetini veremezsin zaten. Çok doğru. Usta mutlaka biz zaten bölgemizde zeytinyağı kullanıyoruz. Muhakkak. Değil mi yemeklerimizde? Yemeklerde zeytinyağımız var. Pilavı, nohutu, sarmayı, mercimek çorbası falan biliyoruz. Evet. Ama ben kazan kebabını ilk defa burada duydum. Kazan kebabı da şu. İzleyenlere de gösterelim. Bunun şimdi pişirme şekli çok farklı ustam. Daha farklı şimdi, pişiyor. Nasıl pişiyor bu? Bunun pişirme usulü, tavuğumuzu haşlıyoruz. Kalçalı buttan yapılıyor genelde. O şekilde güzel olur. Haşladıktan sonra mesela gazanın içine yerleştirme yapıyoruz. Bunun çeşidi olarak da biber, soğan, patates. İçi arasına onları koyuyorsun. Arasını koyuyoruz. Oo. Üzerine de mangalımız var. Özel sacımız. Onun üzerine kömürünü atıyoruz. Üstten kızartıyoruz. Üstten kızartıyoruz. Odun kömürüyle pişiyor. Tabii, özelliği tabii, bu. Tabii. Vallahi çok zahmetli. Bak çok da başka bir şey. Hiç böyle alttan pişirilir de üstten pişirildiğini ilk defa burada gördüm. Üstten pişiriyoruz. Evet çok güzel ustam. Vallahi emeğinize sağlık. Abi, şimdi Bediye ablam senin en büyük yardımcın değil mi ustam? Evet, evet ablam. 2003'ten beri, benim. 2003'ten beri berabersiniz. Evet. Bu bölgede bu yemekleri pişiriyorsunuz, ediyorsunuz. Evet. Sende de var ustalık. Tabii. Abim mi daha iyi usta peki? Sen mi? O daha İkiniz mı iyi? De. İkiniz de. İkiniz aşağı yukarı aynı yıl. Birbirinizi öğretiyorsunuz. Tabii canım tabii. Değil mi? Evet. Sen neler söylersin bu yemeklerle ilgili, bizim köy yemeklerimizle ilgili? Ne söyleye gülüm, işte her zaman yaptığımız yemeğe. Her düğün bizim genelliğiyle bu yemeğe olur. Oo. Ben hemen şöyle gazandan alayım. Gazandan da lolu zaten. Aynı zamanda düğün yemeklerinde tatlı olarak da nişasta tatlısı nişasta yapıyorsunuz. Şeker haşı deriz biz bunlara. Şeker haşı? Evet. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz usta? Nasıl yapılıyor? Suyunu kaynatıyoruz. Nişastasını koyuyoruz.
Artı içine biraz mesela pirinç yapıyoruz. Daha güzel oluyor. Sonra şekerini koyduk mu hazır şekle gelir. Hazır. Üzerine de biraz ceviz koyuyorsunuz. Üzerine de tatlandırıcı cevizlerimiz var. Var. Düğünde geliyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Üzerine tatlısını da yiyorsunuz. Her zaman bu da olmaz. 22 tatlısı da yapıyoruz. Helva da var galiba. Helva da yapıyoruz. El birliğiyle yapılan yemeklerin sonucunda görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir sofra ortaya çıktı. Gerçekten bizim bölgemizin, buranın geleneksel yemekleri, düğün yemekleri bizim için yapıldı. Zaten Yeni Pazar'ın meşhur otlu pidesi de gördüğünüz gibi az önce anlattık. Ortaya yoğurdunu koyduk. Birazdan yoğurdu banıp yiyeceğiz. Bu sinifidemiz, gözlemelerimiz bunlar... Normal şartlardaki misafirler, düğünlerde bunları pek görmüyoruz. Evet, bunlar. O bize özel galiba. Evet, sizlere özel. Bizim yani, için. Evet. O zaman sizin, ben teşekkür özel. Ederim. Hemen şimdi şuradan başlayacağım ben. Böyle alacağız, değil mi? Aynen. Yoğurdumuzu banacağız. Oy. Hanif ablam buranın meşhur nohut ekmeğini fırında pişiriyor. Vallahi çok güzel olacak şimdi. Ben dediler ki sen bunu içini koyamazsın dediler. Şimdi göreceksiniz, koyacağız. Koy ablam, koy. Heh, götürüyorum içeri. Tamam, gitti. Oldu, oldu. Gitti. Şimdi tahta edecek, asıl. O iş bende. Ben yapacağım. Hızlı asacağım. Durun, dikkat edin size bir şey olmasın. Çok güzel oldu. He, nasıldı? Biraz közde değdi ama. Yok değmez, onu taş koyacağız. Taş koyacağız oraya, bir taş şey olmaz. Zarar vermez, koydum. Yaptım. Tahtayı alayım yancak kare. Yapmaz mıyım? Bak ne diyor, ne diyorsun abla? Görüyoruz biz, her ikimiz beyinlerini. Duygu geldi, duygu aç diyorum ben. Tabii. Ne yapacak şimdi, yemek yiyeceğim diyorum. Senin adam. Evet. Yapıyorum değil mi her şeyi? Evet, yapıyorsun. Çok güzel yapıyorsun. Okan abi, duydun mu? Yürüyelim bak kız biz seni. Sağ ol ablam, sağ olasın. Bir iki saat 9 geldim, duygu açlıyorum dedim. Az önce Hanife ablamla beraber hamurları biliyorsunuz fırına gönderdik. Bir saat içerisinde hazır oldu. Şimdi çıkarıyoruz. Ben de çıkaracağım. Az önce nasıl içeriği koyduysam şimdi içeriden çıkaracağım. Hanife abla. Bak en diptekini alıyorum Volkan abi. Ne oldu? Alamayacağım sandınız. Biraz ağır ama hiç önemli değil. Ha? Aldım. Çok basit benim için. Volkan abi. Heh. Ekmekleri hazırladık. Nohut ekmeği mis gibi de kokuyor. Buranın meşhur. Fırında yaptınız. Ateşte, odun ateşinde pişti. Beni anlatır mısın bunun mayalanması, etmesi nasıl? Biz bunu akşamdan mayalıyoruz. Nohuta bir tane kavanoza katıyoruz nohutu. Nohut bildiğin nohut mu bu ya? Evet, bildiğimiz nohut. Bildiğimiz gur yemiş gibi olan. Evet. Yemeği yapılan. Evet. Nohut yemeği yapılıyor. O değil mi o? Evet. Ha, bilip durum. Onu nasıl mayalıyorsunuz abla? Şimdi onu kavanoza koyuyoruz mesela bir avuç falan. Üzerine sıcak su koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz bunu. Akşamdan bırakıyoruz. Gece sabaha yakın altına su koyuyoruz. Daha güzel gelsin diye. Sonra sabah geldiğinde mesela belli oluyor. Üzerinde köpük oluyor. Aa, geldiği nohut zaman, mayası o gari. Evet, köpük oluyor. Sabahleyin işte onu açıyoruz. Suyunu süzdürüyoruz. Nohutlarını koymuyoruz da. Suyunu süzdürüyoruz köpükle beraber. Bunu bir önce küçük bir leğende karıştırıyoruz.
Sonra o geliyor bir daha aynı bir saatte falan ya da yarım saatte geliyor. Hı hı. Sonra büyük bir leğende yoğuruyoruz. O da bir dakika dur, unumun nerede bunun? Sen sadece su koydun. Hamurun içine koy. Hamuru nasıl? Işte. Unun içine. O başka bir şey koymuyoruz. Nohutu unun içine koyuyoruz. Başka bir şey yok. Normalde bazlama gibi yaptığın karışıma. Evet. O nohutu çıkan nohut suyu koyuyorsun. Evet. Ondan sonra bekletiyorsun karıştırıp. Evet, karıştırıp bekletiyoruz yarım saat, bir saat gelinceye kadar. Sonra mesela o koyduğumuz şeyde olduğunda artık büyük yere boşaltıyoruz. Biraz, kabarıyor gari iyice değil mi? Yükseliyor. Evet, biraz geliyor, kabarıyor. Sonra bir de büyük leğende yoğuruyoruz. Artık orada da gelince bir saat sonra falan fırın yakıyoruz. İşte birer birer döküyoruz. Fırını mesela önceden yakıyorsunuz değil mi abla? Evet, fırını biraz önceden yakıyoruz. Ne kadar Isınması önce? Lazım. Isınması lazım. Yarım saat önce falan. Odunları koyuyorsun. Evet. Yarım saat koyuyoruz. Önceden. Yarım saat önceden yakıyoruz. Yarım saat odunların hepsi yanıyor. Sonra yarım saat sonra işte artık temizliyoruz. Fırının içine bakıyoruz mesela. Fırın yanınca içi beyaz oluyor. Evet. Fırın yanınca içine bakıyoruz. Beyazlayınca atıyoruz. Atıyorsunuz. Evet. Oldu bitti. Ondan sonra bir saat durduruyoruz içinde işte. Bir saat sonra oluyor artık. Oluyor. Peki ablacığım, ben bunları mesela pazarlarda bilen çok görüyorum. Bunun bir tane daha ismi var. Tatlı maya ekmeği diyorlar değil mi buna? Evet, tatlı maya ekmeği. Benim yaptığım ekmek ne kadar güzel pişmiş. Hayır abi, ne alakası var? Bu böyle olacak yalnız bu. Yalnız şeye fark ediyor mu? Şeyde yufka da yapsan yamuk oluyor. Ne? Nohut ekmeği de yapsan yamuk oluyor. Ama bu ne alakası var benden? Pazlama da yapsan yamuk oluyor. Ben gibi ince uzun yapıyorum de kendim. Ben ince uzun, kendim gibi ince uzun yapıyorum. Ne taraftarım var bu? Abi bak ya, benim arkamda teyzemler var. Bakar mısın benim arkamda kim var? Biz varız. Arkamda kimler var? Hanımlar. Biz varız. Her zaman hanımlar. Biz Duygu'yla varız. Biz benden beraber la. Evet. Bak arkamda kimler var Volkan abi, sen tek başınasın senin şu an. Senin arkamda kim var? Duygu. Senin arkamda kim var? Senin arkanda kimse yok. Senin arkanda direkt var. Değil mi? Benim arkamda kim var? Bak gördüğün gibi kadınlar benim arkamda. Değil mi? Teyzem benim arkamda mısınız? Arkamda var bak gördün mü Volkan abi. Gonu gonmuşu toplanmışlar, pek güzel seyrediyorlardı bize. Emraç teyzem nasılsın bakayım? İyiyim kızım, sen de iyisin değil mi? İyiyim çok şükür, bak sizin köyünüzü geldik, burada iyi olmak mümkün mü? Burası kızım Paşalağ'ın köyü bura, çok güzel bura. Değil mi? Güzel. Ondan ismi Paşaköy, Paşalağ gibi bir köy burası. Çok güzel köyümüz. Evet ben de çok sevdim. Neler var bu köyde, beni anlatır mısın? İnciydi var, ceviz olan duva açık, fıstığı olan duva, elim çıkamıştı. Elin çıkarmışsın kızım. Edip durursun. Sen neler yapıyorsun? Kızım ben şimdi yaşlandım gari. Evde ben sadece gelin çocuğu var, onu bakıyorum, torunum. Gençliğini ne yaptın? Pamuk'a gittim, çapıya gittim. Hı-hı. Her şey gittim. Evet. Çalıştım, çok çalıştım. Kaç diyorum. Yıldır evlisiniz dedemle? Kızım ben 17 yaşında gelin oldum. Şimdi 72 yaşındayım bayağı. 52 doğumluyum. Bayağı var, saymadık galiba. Ya 52 ya 53 var. 50, yani 50 seneden fazladır berabersiniz. Beraberiz. Büyükler mi söyledi Emraç teyzem 17 yaşındayken seni bu adam vereceğiz diye? Kayalı geldiler, vacam dediler, vacam dedi. Sen neden vacam dedin? Beğenmiş misin önceden? Beğendi. Vacam dedi. Ne edelim ya? Kader bu, kader bu. İpi konuştuğum der kere de. Köyde Nezahat ve Hamide ablamın yanına geldik. Onlar komşu. Burada hala da o komşuluk kültürü. Ondan sonra işte komşuların birbiri olan yardımı, imece, her şey devam ediyor. Değil mi? Her şey devam ediyor. Nasıl geçiyor zamanınız? Nasıl, neler yapıyorsunuz? Biz ne yapacağız? Sabah kalktığımız buyu hayvanlarımız bakıyoruz. Ondan sonra bir kahvaltı ediyoruz. Ondan sonra işi gidersek gidiyoruz. Evde kalanlarımız, ev temizliğimiz yapıyoruz buyu. Peki işler dediğin hangi işler var burada? Bizim bak zeytin zamanı zeytin gideriz. İnciği zamanı incir gideriz. Fıstık işleniyor. Bu çile gidenlerimiz var. Çalışmayınca ekmek var mı? Çalışacağız. Peki burası nasıl bir köy? Çok güzel bir köy. Seviyor musun burayı? Çok seviyorum. Ben aşağıda villi vereceğiz. Sen desene bir aşağı gitme. İlla köy yeri başkadır. Başka değil mi? Hiçbir şeyin olmuş gidersin tavudan, ikot kazarsın, kavur hiysin, karnını doyursun. Tabii. Komşudan bir şeyin kalmışsa, hadi ben bir çanak yoğurt kat verirsen kat verir. Tabii. Aşağıda olmuyor. Köyde yaşmak temiz hava, her şey güzel. Hani ev deminde soğumayız bile koşsun. Tak tak koşu ben geldim deriz. Çay kaybak bu. Ne güzel ya değil mi abla? Böyle olmasa. Aynen aynen. Değil mi komşuluk? Bak çay koyun çabuk gel deriz. Tabii. Bir çay koy diyorsunuz, oturuyorsunuz. Evet. Değil mi, zamanınız çayımız böyle geçiyor. Evet. Fatma teyzemle Safiye teyzemin yanındayız şimdi. Fatma teyzem nasılsın? İyiyim ben, siz nasılsınız? İyiyim çok şükür, ben de sağ olasın. Nasıl geçiyor zamanınız Fatma teyzem? Nasıl geçecek zamanımız? İhtiyarladık. Yaşlığa 70 dedi. Evet.
Bak 18 yaşında buraya geldim Gaziren'den ben. Sen o zamandan bu zaman gelin geldim. O zamandan bu zamana 4 çocuk annesi oldum. Allah bağışlasın. Çok sen şükür. Gaziren'den buraya gelmişsin. Evet. O nasıl oldu? Büyükler mi söylüyor? Siz önceden birbirinizi çıkıyor musunuz? Ya Hindi mi? Bak nasıl oldu biliyor musun? He. Ablam var bu da. Benden evvel o geldi. Hı hı. Hindi ablam yani gel gidiyorsun ya. He. Amcan beni görmüş illa alma kalkındılar. Ben ikimiz bir yer var mıyız dedim. Ay ama seni görüp dur o beylik evet Hindi ablamın kocası kunduracı. He. Benim kocam da terzi. Amcam o zaman senin gözlerimi özleri vurulmuştur galiba. Amcan da aşarı değil ot kayıda. O da aşarı değil o kocamadı maşallah. O 80 giyden mi kocamadı, ben kocadığım. Bakıyorsun hiç böyle gençler galiba eskisi gibi anlaşmıyor değil mi? Ya, şimdi neden gençler, oldu? Neden biliyor musun? Başın buyruk oldu herkes. Başın buyruk oldu evet. Herkes. Başın ha, buyruk oldu, ben evet. De öyle işte. Öyle, 2-3 çocuğun kovup gidip bakıyorlar. Tabii yarabbim deme. Adamları saymayıp bakıyorlar. Kızıyorsun. Ne bileyim, uzaklaştırıp, bilmiyorum biz böyle şey görmedik. Biz dilinden geçindik. Tabii. Ben 4 çocuk edersek kadar ne çektim? Hindi mesela bakıyorsun sen, anlaşamıyorlar diyorsun da insanla anlaşamayacağım diye evlenmiyor gari. Ondan korkuyorlar zaten. Hiç korkman kızım. He. Allah herkesin galibini görmeyesin. Hı. Herkesin ya. Biraz idare edersin. Değil mi? Tabii canım. Başka türlü nasıl anlaşılacak? Hep bak, hep adam haklı olmaz, hep kadın haklı olmaz. Hı hı. Bu iş ortaktı. Doğru. Neden evlendik? Evlenirken neden söz veriyorsunuz yeminle? Neden söz veriyorsunuz? Ha, neden yeminle söz veriyorsunuz? He. Neden bir sen sonra, 3 ay sonra, al sen sonra evlenme, ayrılma kalkıyorsunuz? Neden? O çocuklar yazık değil mi o çocuklara? Zaten dünya bozuluyor da dünya ile böyle bozulacak diye bir şey yok. Böyle böyle bozuluyor dünya. Doğru. Dünya bozulmaya başladı. Allah kalbin göre birisini bul. He. Bul derim. Safiye teyzem sen nasılsın bakayım? İyi sen de iyisin. Çok İyiyim. Neler yapıyorsun? Bu köyde neler yaptın? Nasıl bir yer burası? Ben hepsini anlatıver bakayım. İyi güzel köyümüz. He? Güzel. Neler yapılıyor? Hayvan baktık. Evele şey kayalık işledik. Hiç hayvan bakıyoruz dedenle. Evele ne ediyordunuz? Kayalık işledik. Pamuk çiçektik. Ha, pamuk işiyle uğraşıyordunuz. Evele ovaya mı gidiyordunuz? Ovaya gittik evele. Yurdagül teyzemle beraberiz. Yurdagül teyzem. Efendim. Nasılsın bakayım? İyiyiz çok şükür elhamdülillah. Siz de iyisiniz. İyiyim çok şükür. Nasıl bir köy burası? İyi çok güzel düzgün. Açık bir gelirimiz oluyor. İnci, seyitin gibi. Hayvan da var. Hayvanlarımız var ikicik. Onlar bakıyoruz. Hı hı. Köyümüz güzel diye. Burası güzel diye. Ya. Seni ben televizyonda görüyordum. Çok seviyordum. Allah. Beni evlendirmeye çalışıyorlar ya. Ya ben neyince evliyi boş ver ona. He? Evli boş ver neyince. Yaşa. Yaşa mı böyle? Açık yaşa neyince. 30 yaşım geldim. Olsun be. Bul gidersin birine. Bilmiyorum ki. Acayip etme. Bazen evlen diyorlar, bazen evlenme diyorlar. İnsanlar ne bilecek insanın işine. Onu karıştırmayacak o karşı. Onu karıştırmayacak. Evlenmeyen mi? İyi daha iyi. Bak i̇yi mi durayım mı? Üstadım. Bu köyün en önemli geçim kaynaklarından biri zeytin. O yüzden bu dönemlerde özellikle burada yaşayan birçok vatandaş zeytin işiyle uğraşıyor. Gerçi dönem biraz bitti. Bitti. Birçoğunu kaldırdık. Bir sene zeytin yok. Yok yılı yok. Ama buna rağmen Nurettin amcam. İşte ama ki gördüğünüz zeytinden bir çuval zeytin çekiyeden bir koz zeytin çıkıyor. Nurettin amcam bu köyde hangi zeytin cinsini yetiştiriyorsunuz siz? Burada bir gemlik var, bir de bu yerli zeytinimiz var. Başka yok bizde. Yağlık yerli yağlık zeytin. Yerli zeytin var, evet. Peki zeytinimizden bahseder misin? Bizim Paşaköy'ün zeytini, zeytinyağı nasıl oluyor? Bizim zeytinler organiktir. Peki Nurettin amca, bir zeytin ağacının bakımı nasıl? Bana anlatır mısın? Zeytin ağacının bakımı dibinden derecenin şey çıkıyor. Onları alacaksın. Hı hı. Arasını keseceksin. Kuru dallarını alacaksın. Hı hı. Her sene bir eten dal alacaksın zeytinden. Evet, her sene. Evet. Eğer her sene bir eten dal alırsan her sene biraz mahsul alırsın. Hangi havayı sever zeytin? Zeytin bizim ılıman havayı sever. Soğuk yerde sevmez. Ilıman havayı seviyor. Evet. Sıcak yer seviyor zeytin. Peki hangi dönemlerde yapıyorsunuz işçiliğini? Aralık, Ocak, Şubat kadar bizde zeytin işlenir. İşleniyor. Sahibini bekler. Zeytin sahibini bekler. Bekliyor değil mi bekler. Abi? Bekler. Evet. İncir gibi değildir. Kestan gibi değildir. Bu sahibini bekler. Evet. Çok nimetli bir mahsuldür. Zeytin ağacı zaten kutsal bir ağaçtır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de daha geçiyor zeytin içerisinde. Evet, Tin suresinde. Evet, evet. Peki zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının kalitesi nasıl? Burada şimdi kalite biz kendimizden gelen bir şey. Eğer burada isteyip de çuvallarda bekletmezsen, iki günde bir sıktırırsan 0,5 yağ alırsın. Ama umursamazsan, 10 gün sonra, 5 gün sonra gideyim alındırmazsan o asit bir çıkıyor, bir buçuk çıkıyor. İmkanı olacak.
gün içinde sıktıracaksın. Evet. O zaman sıfırası yağ alırsın. Evet. Peki pazarlamakta zorlanıyoruz mu? Yok yok pazar yok. Sen yağın olsa yeter ki. Buradan götürürler. Buradan gelip alıyorlar. Alırlar alırlar. Nasıl şu an kilosu ne kadar? Şu anda zeytin 300 lira. Yağın, yağın kilosu 300 lira. Sevim teyzemle Hayri teyzem de geçivermişler ağacın başına. Bir yandan silkiyorlar, bir yandan topluyorlar bunları tek tek yerden, değil mi? Sevim evet. teyzem. Birimiz sarı ol sülalasından, birimiz köse ol sülalasından. Anam maşallah. Abi, ne güzel böyle. Aşamalı köse olla, bizim köy sarı olla. Bu sene zeytinin yok yılı aslında. Yok yok. Yine çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Allah versin bir çuval iki çuval. Değil mi? Evet. Bunu bereket. Cemiz olsun. Evet. Bunu şükür diyorsun. Evet. Peki nasıl zeytinimiz? Beni anlatır mısın Sevim Bey? Güzel zeytinimiz Allah bereket versin. Zeytinim olmazsa, zeytinimiz olmazsa incirimiz oluyor. İncirimiz olmazsa dağdan buluyoruz. Her şeyi buluyoruz. Hep çalışıyorsunuz. Çalışan insan iş bulur. Allah'a şükür ben hastayım. Ben ameliyat oldum. Engelliyim. Ne engellisi be? Hiçbir şeyim yok. Allah'a şükür. Paşaköy nasıl bir yer? Paşaköy paşalığa oturtturur. Bu Paşaköy bir tane. Bir tane. Ben köyün içinden hemen evimin dibinde. He. Eşim kaçacağım diye hemen yakaladık hemen. Seni yakaladık. Hepimiz öyleyiz. Evet, arkadaş diyor. Hep köyün içindeyiz biz. Hep köyün içindesiniz. Evet. Kaçıracağım diye korktu seni. Hemen varalım mı dedi. Ya. He? Korkar tabii. Şimdi beraber mücadele ediyorsunuz beraber amcamla. Beraber ediyoruz. Yattık bak. Birimiz şeker, birimiz kanser. Kanser mi olur, panzer dedik biz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz ya, Allah'ın izniyle deme. Hastalığın olmaz borcun. Borcun olmaz diyetin olacak. Tabii olacak tabii. Olacak bir şey. Bir şey olacak. Şükür Allah bizim için. Peki amcamla iyi anlaşıyor musunuz? Anlaşıyoruz kardeşim. 9 sene bekledim ya. 9 sene mi bekledin? Nasıl? Nerede bekledin kız? Nişanı bekliyoruz ki adam bulamayacağız diye. Anla. Adam bulamayacağız diye. 9 sene. Kaç yaşındaydın o zaman? Karıştığım kadar yaşım. He, o zaman da güçlü 25 müydün? Yaşlarında gelin oldum. Ufak. 25 yaşında gelin oldun. O zaman sen 14-15 yaşlarından beri amcam. Kaçacağız diye öyle. Sen kaçacaksın mı dedi? Yok eski sana öyle oluyordu. Niye tanışıyorduk? Sen tanıştın mı önceden? Tanışmam amcam. O zaman birbirinizi beğendiniz mi? Beğendik. He? Şimdi beğenmesek ne çare? Bu aşk maşk diyorlar doğru mu? Doğru olma mı? He, var mı aşk? Ya aşk oldu geçtik her. Aşk çocuklarımızda olacak. Artık çocuklar da olacak aşk değil mi? Aşk evlala dolu. Torunlar da. Bizim 50 yaşında kızların aşkı mı olur? Yeter. Halimiz şükür. Karnımız doydum çok. Ama öncesinde ilk başta olmuştur gençken ya. Gençken herkesin başında olur. Senin başından geçsin de herkes olur. Ben bak benim geçmedi başımdan ya. Sen bulmuyorsun. Sen her yeri geziyorsun. Bul birini rastla. Nereden bulacaksın? Yok canım sende. He? Bazen evlenme diyorlar beni sevimde. Desin ne lan? Sen evleni bir yuv kursun. Bir çocuğun olur. Bir torunun olur. Ve akşam torunum yan dedin. Torununa da al dedin. Haberin var mı senin? Paşaköy'le bir tane değil. Sen bir düğün olacak. O kocuklar kızlardan güzel olur. Bence evlendiğinde hayat çok pahalı. Siz idare edemeyeceksiniz. Telefon, internet. Bizim öyle bir şey mi ama? İdare edemeyeceğiz biz. Değil mi? Eşin bir belirli yer seçese olur. Ha, eşin belirli yer seçsin. Evet. Sevmeyle olmaz hemen. Sevmeyle olmaz. Sevmek karnın doyurma. Sevdin sabah kadar, sabah ev ekeceksin. Ne olacak? Aşacaksın. Yatak yok. Sabah kadar seveceksin ne olacak değil mi? Hiç. Aklım başımı topla. Aklım başımı topla ya. Ama sen gençliğinde pek güzelmişsin. Bak gözlerim biraz zeytin gibi. Kaçın bak daha evvel gün dediler Ankara'yla. Yenge başında ayağındaki şalvarından başındaki eşarp uymuş. Gidin be dedim benim sizin gibi kızıma. Ben öyle süslenip keyime sevmem dedim. Bakıyorum ben senin gözlerin bilen pek güzel mi ya? Herkes güzel diye. Herkes kendini gör güzel diye. Bu Hayri görüp geçeyim edeyim mi? Kadının gelini kaçtı. Allah. Sevmişler kaçtı. Aynı benim gelin kaçtı. Oğlan kaçırdı gitti. Ana. 45 günlük torunum var. Bir. Daha önce anlaşıyorlarmışmış da. Vermediler mi? Haberi vardı. Yok istemedik hiç zaten. Kızınla oğlu anlaşmışlar. Hadi birkaç da Ramazan'daydın. Ramazan. Evet. Bir şey dedim Hayri teyze. Önce bir istersin vermezler sıkı kaçarsın. Hem istemeye zamanımız kalmadı. Hemen bununla anlaşmışlar zaten çoktan konuşuyorlardın ya. Ne kaçtınız bir sorarsınız ya. Belki verecekler zaten kıza. Benim zamanlar olmadı. Hemen aldılar yürüdüler kaçtılar. Anam ben bizi verecek. Biz sevdik görüyor. Abi hin torun oldu işte ne? Ana bir onunla uğraşmışsın galiba. Nurettin'im var bir tane. Sen bir demedin mi oğlan? Oğlum bir dur koy önce bir isteyelim vermezler sıkı kaçalım demedin mi? Demedim ben kaçır dedim zaten. Sen kaçır mı dedin? Evet. Destekledim. Nazı, kız evi Nazı evi. Ondan Nazı'ndan mı oruçlayacak? Hem de sevmişler yürü. Çok şükür evlendiler. Hiç masrafım kalmadı Allah aşkına. Allah hayırlı geçirmek versin. Oh ne güzel evet. ya. İki tane torunum var bir kız bir oğlan. Thank you.
Paşaköy'de çok güzel incir yetişiyor. Görmüş olduğunuz incirler bu dağlarda abilerim tarafından, ablalarım tarafından işlenip böyle gördüğünüz gibi sofralara kadar geliyor. Şimdi Kasım amcam da uzun zamandır bu işte uğraşıyormuş. İncir ağaçlarından, köydeki incir üretiminden bana bahseder misin Kasım amcam? Kardeşim bu incir çok nazik bir maldı. Nazik değil evet, mi? Bunun zamanını işleyecek. Diyetin gibi bir ay sonra işte 15 gün işleyelim. Bugün sabahın çırpacağım, toplayacağım. Hemen toplayacağım, beklemeyecek. Akşam öğlen de çırptın, öğlen de çırptın mı bırakacağım, ertesini toplayacağım. Çünkü bak, hemen bunu erir. Topladın mı bu incir üstü topladın mı leke yapar. Leke yapar, hemen yani, toplaman gerekiyor. Tabii, toplayacağım. Yani topladın sabah sıcak bastın bu sıcak gelmez bu. Bunu serin toplayacağım, akşam serin toplayacağım, evet. Sabah serin toplayacağım. Doğru. 18 dönüm bir yerim var. Bir döşedim, 3 sene. 3 sene bir yerim aldım. Yani ama, bu topraklar incir üretimi için uygun yani. Ama çivit, bak incirin çiviti güzel olacak, çiviti. Çivit süreceksin önce. Çivit süreceksin. Bak acık bizim toprak. Kayalık. Tamam, kayalık. Evet. Acık buna, şimdi atarak kocadı mı, ya 2 kat süreceksin ya 3 kat süreceksin. Yılını bak, Mayıs ayın yağmur yağarsan. Evet. Güzel olur ama Haziran yağmur yağdı mı olmuyor. Olmuyor incir. Olmuyor. Peki bu köyün incirinin lezzeti nasıl? Güzel diyor, çok güzel diyorlar. Bakalım ben bir tadına bakayım. Kim? Bir tadına bakayım ben şimdi. Kilosu ne kadardan satıyoruz? Geçen sene 150'de bir toptan. Geçen sene 150'den verdik. Bu sene yani, bu sezonda. Ha, bu sezon, geçen sezonda. Kilosu 150'den verdik. Evet sene 80'de verdik. Bu birinci kalite mi? Birinci kalite. Evet bakın. Birinci abi kalite. Hemen sen de bak, senin çok önemli. Arıyorsun. Gördüğünüz gibi kuru incirimiz. Paşaköy'ün meşhur kuru inciri. Volkan abi çok güzel. Güzeldi, güzeldi. Zeytinyağını bansaydık keşke muhtarım. Bu köyün bir diğer önemli geçim kaynağı Antep fıstığı. Zaten Yenipazar'ın bu bölgesinde gittiğimiz köylerde de çok sık duyuyoruz. Burada Antep fıstığı için ağaçlar yetiştiriliyor ve Antep fıstığı yetiştiriliyor, üretiliyor. Hatice ablamla Halil İbrahim abim de bu işten uğraşıyor. Ne zaman diktin sen bunlara? Bunlar dikmedim ben, bunlar kendimden. Bunlar öbürlerini diktim. Onlar çoğu diker, 80... 40 yıl olmuştur. 40 yıl oldu değil mi Hatice olmuştur ablam? Olmuştur. Ürününü alıyoruz, 40 yıl olmuştur. Buna Çavdar'dan birileri getirmiş. Oradan öyle ürete ürete. Biz babamızgille biraz yaptılar. Biz sonra baktık ki gelir güzel. Buladı, yetişiyor. Yapalım bunu dedik. Biz ona şeylere, diktiğimiz ağaçlara tohumdan torbayı koyduk. Biraz büyüdüler. Sonra aşıyı getirdik. Aşılandı. Epey 5-6 sene verim vermiyor. Biraz duruyor arası. Verim vermeye başladı. Alıyoruz ürününü. Ürününü alıyorsunuz şimdi. Alıyoruz. Ne kadar ürün alıyorsunuz? Yılını göre. Ağacın bakımı falan nasıl Hatice ablam? Ağacın dibini gübresini vereceksin. Çapazını çalacaksın. İlacını atacaksın. Bir de arasının açımını yapacaksın. Budamasını. Budamasını önemli. Budamasını önemli. Çok hangi önemli. Hangi mevsimlerde alıyorsunuz Antep fıstığını? Antep fıstığının işlemesine Eylül'lerde, Ağustos, Eylül başlarına, Eylül, Ağustos sonu, Eylül başı gibi alıyoruz. Peki hangi havaları seviyor Antep fıstığı ağacı? Antep fıstığı döllümüz zamanında kuru havayı seviyor, rüzgarlı havayı. Fiyatı da iyi, bir de ağaç. Yani her gün başını gemmen gerekmiyor, hayvan gibi değil. Evet. Ne diyorsa zamanında çapasını ediyorsun, gübresini veriyorsun. Çok dikkat etmek lazım, evet. Çok ince bir iş. İşte yaz mevsimi gelirsiz ya, eskiden kışın zeytin geliyor. Yazın bir gelir yoktu eskiden. Şimdi bu yaz döneminde de gelir oldu böyle. Antep fıstığı işi. Evet. Daha büyütmeyi düşünüyoruz mu işi? Tabii düşünüyoruz. Başka ağaçlar dikecek misin Hatice abla? Diksek güzel olacak ama biz yaşımız bitti. Neyse biz yapmayacağız, çocuklar yapsın diyoruz. En son kilosunu kaçtan sattınız? 260 falan yemiş. 270 oldu. 270 oldu. Halil abi nasıl satıyorsunuz? Pazarlamada zorlanıyor musunuz? Geliyorlar buraya ya. Hiç pazarlamada zorlanmıyoruz. Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Ne kadar malın varsa bakıyorsun, sen işin geliyorsa veriyorsun. İşin gelmezse... Zaten başka bir müşteri geliyor, veriyorsun. Çürümüyor, kurumuyor. Evet, çürümüyor, kurumuyor. Güzel kuruttuysan böcelenmiyor. Bölgede tesis var. O tesisi de veriyorsunuz. Şöyle bakarsak, Hacıköz'e geldim. Yaşımızdaki tesisi oranın, Hacıköz'lerin tesisi orada. Orada da Antep fıstığı. Alıyorlar, işliyorlar.
Orada da Arvin'in işletmesini yapıyorum. Green Gold diye bir tesisdir. Direkt gidip orada işletiyorsunuz. Antep fıstığı meşhur olan Antep'te, Antep'teki tüccarlar geliyor. Evet. Aydın'dan Yeni Pazar'dan götürüyor. Evet. Hep böyle beraber mücadele ediyorsunuz. Evet. Vallahi Halil Rüyam abi sen çok şanslısın. Öyle bir hanım olduğu için. He? Şanslısın deme. Çok değil. Çok. Şanslı mı, cezalı mı bilmiyorum. Bizim buranın Antep fıstığı işte bu. Ooo. Evet. Bakın. İç Antep fıstığı bu da normal kabuklu. Evet. Evet. Şimdi tadına bakacağız o zaman. Bakın Yeni Pazar'ın Antep fıstığı. Normal bildiğin Antep fıstığı. Evet. Duygu bu Yeni Pazar'da olur diye farklı mı olacak? Abi bayağı bildiğin evet. Ben farklı bekledim. İbrahim abim bu köyün aşığı almış eline sazını. İbrahim abim nasıl başladı bu saz merakı? Bilmiyorum yetenek midir mesela sesim güzel olduğunda mıdır mesela bir merak düştü bana aldım bir saz böyle çalarken öğrendim gittim. Peki büyüklerde var mıydı böyle yok, gördüğün biri hayır, var? Hayır hiç büyüklerde yoktu sadece ben başladım yani ben şey diyeyim çalıyorum yani. Küçük yaşta bir tane saz aldın. Evet evet kendi kendime öğrendim ben bu sazı. Kendini öğrendin? Evet. Kimse, hiçbir yerde? Hayır hiç kimse şey etmedi. Kendi kendime öğrendim. İbrahim abi nasıl oluyor bu kendi kendine öğrenmek ya? Bilmiyorum işte. Bizim Akçoğu'da kasaptan orada çalıştım ben o zamanları. Bir arkadaş vardı. O biraz saz çalıyordu. Akort makot bilmiyorum ben mesela. Akortu yapabilirdi ben mesela. Orada öğrendim. Ondan sonra askere gittik. Askerden geldik. Orada daha güzel öğrendik derken bayağı çalıyoruz yani. Çalıyorsun her şeyi. 30-35 senedir çalıyorum. Tabii. Ne hissediyorsun abi saz çalınca? Eski şeyler hatırlıyorsun. Günleri hatırlıyorsun. Çalıyorsun işte. Biraz efkar dağıtıyorsun. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Doktor hekim gelse yaram aldırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Doktor hekim gelse yaram aldırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. İbrahim abim benim için bir yeşil ördek gibi. Daldım göllere tamam, der misin? Tamam söyleyelim. Hadi söyleyelim, bakalım İbrahim abim. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut ne sebeben seni. Sevgili abim de İbrahim abi ne ettin sen bizi ya? Ne ettin mahvettin bizi dağıttın gittin bak şarkı nasıl güzel Volkan abi bak diyor ki yeşil ördek gibi daldım göllere. Evet. Sen düşürdün beni dilden dillere. Ne sen unut ne ben seni. Aynen. Hani ben seni unutamıyorum sen de beni unutma diyor. Beni diyor dilden dillere düşürdün diyor ya. Daha ne desin İbrahim abi? Aynen. Mahvetmiş ya. Adamlar neler yaşamıştı yazmışlar çok, bunları. Çok tabii canım bunlar hep bu Türkler şarkılar. Yaşamış şeyle bunlar. Yaşanıyor bunlar Volkan abi. Ay Volkan abi ben çok dertlendim. Kötü oldum muhtarım ben. Vallahi. Güzelle güzel olmuşsun. Görülmeyi. Siyah sülfün tel tel olmuş. Aman. Örülmeyi. Siyah sülfün tel tel olmuş. Aman. Örülmeyi
görülmeyeyim. İbrahim abim, ağzını sağlık, yüreğini sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Vallahi ayrılamıyoruz ama mecburen devam etmemiz lazım değil mi muhtarım? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var mı söyleyeceğin bir şey? Yok, sağ olun, sağ olun. İyiyim. Bunun için bir yürek gerekiyor değil mi abi? Aynen tabii canım, aynen aynen. Bunu aynen çalabilmek için yürek gerekiyor abi. Ver bir tane çalayım, bende yürek var. Bir tane çalacağım. Getir abi. Getir abi. Çalabilir misin? Abi yapma bak, bana böyle çala bak. Abi bizde de var bir. Tut abi sen bakayım buna. Ver bakayım beni sen. Tutarım. Hazır mısın? Biz de çalıyoruz. Biz de çalıyoruz. Hazır mısınız? Uzun zaman oldu. Yani sanata şey küsmüştüm ben sanata. Evlerin boyalı direkt çal. Onu çalmayacağım da sanata ben küsmüştüm. Evlerinde şimdi yeni barışıyorum. Direkt. Dur onu çalamayacağım. Dur. Hazır mıyız? Derden tepeden bu. Derden tepeden bu. Bak oldu mu? Bir tane daha çalıyorum. Oldu oldu. Olmuyor. Bende bende nota vardı onda. Hayır sizde bu kısa sap yani, bu uzun sap bu. Bu sendeki uzun mu? De... Bu ondan çalamıyorum. Benim kısa sap olduğundan. Vallahi hiç bir saz çalmış bilmiyorum yani. Hiç çok benzemiyor. Çok mu kötüyü? Benzemiyor. O kadar mı kötüyü? Şimdi saz çalan insan sazın tutuşundan anlar yani. Tabii avucunun içine oturtturacak. Evet. O kadar kötüyüm değil mi İbrahim abi? Sağ dizine alacak. O kadar mı kötüyü? Hayır kötü değilsin de çalmamışsın yani belli. Elimizden tutan olmadı İbrahim abi. Hayır yine öğrenmek istesen yine öğrenirsin canım. Öğrenirsin de. Biraz zahmet lazım. Biraz yani doğuştan da yetenek tabii lazım. Tabii tabii. Paşaköy gerçekten ismini yaşatıyor. Paşalar gibi bir köy. Zamanda paşaların gelip de neden buraya yerleştiğini ben burayı gezince anladım. Hem insanlarımız çok iyi, hem köyümüz çok güzel, hem de böyle bir muhtarımız var. Muhtarım öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi bir de paşalar gibi de ağırladınız yani. Hani tabii ki görevimiz. Muhtarım şimdi köyün tarihinden bir başlayalım. Bu köy nasıl kurulmuş? Eski köylerden biriyiz. Evet, eski bir köy ama. Tarih olarak pek kimse bunu çıkaramıyor. Muhtarım kaç nüfusumuz var, kaç annemiz var? Mahallemiz 346 nüfus. Hı hı. Toplamda 135 hanemiz var. Hane var değil mi? Evet. Muhtarım geçim kaynaklarımız neler? Geçim kaynaklarımız sabah tarıttığımız gibi hı hı zeytin, incir, Antep hı hı fıstığı. Bunun yanında köyün aşamı da olmakta. Çam yeni galiba değil mi? Çam yeni evet. O daha yeni yeni başlıyor. Yeni yeni başladı. Hı hı. Bu arazilerimizi orman işletmeleri tarafından köyün aşamı dikildi. Hı hı. Bunlar yetişmekte. Bunlar da nasip olursa şeylerimize gelecek. İlerleyen zamanlarda ürünlerimiz, önemli bir geçim kaynağı olacak. Evet girecek. Şimdi ben şundan bahsetmek istiyorum. Hani incirimiz çok güzel, zeytinimiz evet çok güzel. Güzel. Ama çok farklı olan bir şey var burada. O da Antep fıstığı. Antep fıstığı. Antep evet fıstığından biraz bahseder misin muhtarım? Antep fıstığı mahallemize dediğiniz gibi Çavdar'dan sonra üreticilerimize anlattılar ya. Hı hı. Paşaköy, Hacı Köseler bunlar paylaşıyorlar. Bu bizim Antep fıstığı bayağı da eski zamandan beri köyümüzde olan bir yer. Hı hı. Bu Antep fıstığı coğrafya olarak 675 rakımız biz. Hı hı. 650'lerde 675'e kadar olan sıcak havayı seven bir şey olduğu için hı hı bunu zaten genelde ağacı derecesi bizlerde bu rakamlarda bulunduğundan dolayı hı hı bizim köyümüzde bunlardan gerçekten var. Var evet. Ve aynı zamanda çok eskiden beri de Antep'ten buraya gelip fıstığı alıp gidiyorlarmış. Evet, evet. Buradan gelip işleniyordu. Antep'i götürüyorlardı. Hı hı. İnşallah nasip olursa biz bunu daha da çoğaltarak Antep'in fıstığını buraya getireceğiz. Belki de evet, değil mi? Evet. Çünkü burada şu bölgede çok güzel bir tesis kurulmuş. Tesisimiz sayesinde zaten şu anda tesisimiz bu işi evet kendi ürünümüzü ürettiğimiz müddetçe, tanıldığı müddetçe hı hı biz Antep'i buraya taşıyacağız. İnşallah. Green Gold zaten firmanın ismi. Evet, o bu işte evet bayağı bir uğraşıyor. Evet, değil gerçekten mi Civangi arkadaşlar bu işi yürütüyorlar. Evet. Zaten bu köyde yaşayan vatandaşlar için de önemli bir geçim kaynağı. Geçim kaynağıdır, evet. Evet, öyle. Hayvancılık da var muhtarım. Hayvancılık 4-5 mahallemizin oluşturduğu kalkınma kooperatifi altında süt sığırcılığı üzerine çalışıyoruz. Üretiyoruz. Vardır büyükbaş hayvancılık, süt sığırcılığı olarak var. Daha çok böyle inek olarak değil mi? Evet, inek olarak. Sütleri direkt kooperatife veriyorsunuz evet, sanırım. Evet, direkt kooperatifimizde sabah akşam topluyorlar onlar sayesinde.
üretiyoruz. Üretiyorsunuz. Yeni Pazar'a kaç kilometre mesafedeyiz? Aydın'a kaç kilometre? Şu anda ilçe köyümüz Aydın'a 50, ilçesine 15 kilometre uzaklıkta. Çok da böyle uzak bir köy değil. Çok fazla uzak değil, ev gerçekten. Emin olun artık şehirlerde deniliyor da köylerde, kasabalarda gerçekten hayat daha güzel. Temiz havası, oksijeni. Evet. Bizler ilçeye gidip gelmeye sıkılmıyoruz ve gidip geliyoruz. Çünkü akşamlarda geldiğimizde hanemizde dinlemek daha güzel oluyor. Evet. Muhterem, şimdi son zamanlarda hep duyuyoruz artık birçok vatandaş, şehirde yaşayan vatandaşlar köyler için böyle yola çıkıyorlar. İşte bir köyde yaşamak istiyorlar. Evet. Var mı böyle işte başka yerlerden arayan, buraya yerleşmek şimdi, isteyen? Şimdi Duygu Hanım, bu pandemi dönemi yaşadık ya. Bu şeylerde çok arandık. Muhterem, artık sıkıldık. Mahallenizde satırlık ev varsa, bilmem ne varsa bizlere bildirin gibisi bayağı bir arayanlarımız oluştu. Nereden arıyorlar böyle muhtarım? Mesela Aydın'dan bayağı bir Aydın'dan arayan vatandaşlarımız oldu. Vardı. Var mı böyle yerleşen? Yerleşen yok çünkü bizim mahallemizde satılık bir yer yok. Evet, her yeri satılık. İşliyorsunuz. İşliyoruz. Kendimiz de içinde durduğumuz için satılık öyle. Kiralıktır, bilmem ne, kiraya girecek yerimiz yok. Yok. Boş bulduğunuz her arazide değerlendiriyorsunuz muhtemelen. Evet, değerlendiriyoruz. Evet. Köyümüz, çok seviyorum. Köyümüz de paşalar gibi, köylerin paşası bir köydür. Paşa köyüne gelmeyenler gelsinler, çayımızı, kahvemizi, sıcak sohbetimizi dinlesinler, içsinler. Gelenler de bir daha gelsinler, gene çayımızı içsinler diyorum. Paşalar gibi bir köyü gezmek istiyorsanız sizi Paşa köyü bekliyoruz. Paşa köyde paşalar gibi ağırlandık ama Yeni Pazar'a gelmişken mutlaka Donduran'da bulunan Grand Göva restoranta gelmeden olmazdı. Volkan abi, çok yedik. Abarttık ya. Abarttık ama yemeğe devam, değil mi? Devam. Gel, burada çok güzel şeyler var. Gel bak, mekana bak bak. Grand Göva'dayız. Gerçekten buranın hani böyle çok güzel bir ortamının olmasının yanı sıra kuyu kebabı da, kuyu tandırı da çok meşhur. Yanımda da Özkan abim var. Kendisi bu işin ustası. Gerçekten ustası Özkan abi. Hakkımızı veriyoruz. Veriyorsun abim. Evet. Görüyor mu, o vuruşlar olsun Volkan abi, o keskin atışlar olsun. Her şey Özkan ustamda mevcut. Şimdi kebabın tadı çok güzelmiş. Ben daha önce geldim, yedim. Biliyorum çok güzel olduğunu ama Volkan abim de yesin diye ben. Köyde yediğin yetmiyordur. Buraya da gelelim, yiyelim dedik. Tabii ki. Yani hem bu kadar güzel bir mekanda, doğanın içinde, Donduran'da, Yeni Pazar Donduran'da. Yani bunun da tadı birleşince çok güzel olacak. Evet. Şimdi ustalığımdan birazcık bahsetmek istiyorum. Ustalığım, ben yaklaşık çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Asıl benim mesleğim celep, hayvan alım satımı yapıyordum. Sonra baktım, bu iş bana daha güzel geldi. Müşterilere birebir diyalog giriyorsun, herkesle içli dışlı oluyorsun. İnsanları kendin sundukça, tanıttıkça reklamın da güzel oluyor. Bunu başladım ben. Yaklaşık 20 seneden beri yapıyorum. Evet. Abi, kuyu tandırının özelliği nedir? Bana kuyu tandırının özelliği, kuzun taze olacak. Kuzun taze olacak. Evet. Dağdan gelecek. Dağdan gelecek. Evet. Ha. Sakın su besiyemli olmayacak. Besiyemli olmayacak. Evet. Süt kuzu olacak. Süt kuzu. Kendimiz kesiyoruz. Kendimiz
sallıyoruz. Kuyuya sallıyorsunuz. Tabii ki. Bir saat 20 dakika bekletiyorum ben. Ondan sonra kapağını açtıktan sonra 1,5 saat daha bekletirim. İyice kemiği kendinden ayrılacak etin. Şöyle. Böyle kendisi ayrılacak. Gördüğünüz gibi. Müşterileriniz memnun kalıyor. Şöyle çok pişireceğim bunu. Millet hakkını vereceksin yaptığın işin. Yiyenler ne diyor, ben onu merak ediyorum. Teşekkür ediyorlar. Evet. Her akşam giderken yanıma uğrarlar. Ustacığım elini kolunu sağlık. Çok teşekkürler. Çok güzel olmuş. Onu duymak yetiyor. Yetiyor sana zaten. Ya ertesi günü daha dinç başlıyorsun işe. Ama işini nasıl severek yapıyor farkında mısın Volkan abi? Bak işini severek yapınca. Tabii ki. Zaten sevmediğin işi yapmayacaksın. Kesinlikle öyle. Aynen. Sen severek yapıyorsun. Severek yapıyoruz. Şimdi bizim için de hazırladın. Tabii ki. Ben en çok incik tarafını severim. Tamam, incik. İnciğimiz i̇ncik şöyle. Tarafı, Volkan abi incik. Oo, bu. Akıyor zaten. Evet görüyorsunuz akıyor. İncik tarafı bu. Şu. Ay. Şu. Kendisi kemiğinden kendisi ayrılıyor. İncik tarafı budur Volkan i̇ncik abi. Var. Yok böyle ustam bak şimdi şov yapıyor yine ustam. Oo. Şöyle. Şimdi birazdan soframıza tabii ki götüreceğiz ve tadına bakacağız. Tabii ki. Ustam emeğine sağlık, teşekkür ederiz. Rica ederim, her zaman beklerim. Biz artık sofraya geçiyoruz. Tabii ki buyurun. Evet. Tandır da geliyor arkadan. Geliyor arkadan değil mi? Evet. Evet sevgili izleyenler, ustamı duydunuz. Gerçekten o bu işin ustası. Yeni pazara geldiğinizde donduranda mutlaka Grant Yova'ya uğrayın. Ustamın gelin kebabını bundan yiyin. Ustamın özenle hazırladığı kebap soframızda ama bununla birlikte ustalarımın yine özenle hazırladığı mezeler de yine bizim soframızda, birazdan da midemizde olacak. Ama önce buraya çok büyük emek veren Özgür abim ve Gülsüm ablamla konuşmak istiyorum. Onlar buranın işletmecisi. Gerçekten bu bölgeye çok güzel bir işletme kazandırmışlar. Ailecek gelebileceğiniz, çoluğunuzla çocuğunuzla oturabileceğiniz çok nezih bir ortam. Lezzetler de çok güzel. Birazdan tadıp zaten size anlatacağım. Şimdi Özgür abim, ben senden başlamak istiyorum. Sen zaten buradansın. Evet, buralıyım. Donduran köyündensin. Evet. Yeni Pazar Donduran. Nereden çıktı bu işletme fikri, beni anlat. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Kendi ürettiğimiz hayvandır, etlerimizi, kuzularımızı değerlendiren diye böyle bir yola girdik. Zaten sen hayvancılıkla uğraşıyordun değil mi evet, abi? Evet, hayvancılık uğraşıyorum, çiftçiyim. O yüzden şeyi de biliyorsun. Hani iyi hayvan nasıl... Tabii hangi hayvanın eti yenileceğini iyi bilirim yani. Sonra dedim böyle bir şey yapalım, bir açalım. Evet, evet. Nelere dikkat ediyorsunuz abi burada? Özellikle aldığım meyvelerin, sebzelerin kalitesini çok dikkat ederim. Evet. Ben 10-15 sene pazarcılık yaptım. Halde hangi malı alıp ineceğini, kendimiz genelde üretiyoruz. Olmayan halden tedarik yapıyoruz. Yani kaliteli bir mal halkımız sunmak istiyoruz yani. Evet, o çok önemli. Bir de sen ustaların da iyisinden anlıyorsun. Evet, evet. Az önce ustalarıma da konuştum. Onlar diyorlar ki biz kesinlikle dağda yaşayan kuzulardan bu kebabı yapıyoruz diyorlar. Evet, şu anda kuzu yapıyoruz. Yazın oğlak yapıyoruz. Yazın oğlak da var. Evet. Oğlak kebabı. Evet. Bizim bölgemizin tandırı da meşhur abi. Meşhur. O yüzden tandırımız da var. Ama anladığım kadarıyla mezede de böyle inanılmaz bir özen var. Evet. Çeşit çeşit mezelerimiz var. Var. Ustamız Allah razı olsun bunları yapıyor halkımız. Hangi mezelerimiz var Özgür abim? Mantar, ciğer. Acılı ezme. Haydari. Haydari. Ondan sonra şu ben bunu humus. Fava var. Ondan sonra otlarımız var, bölgemizin otları. Rus salatası. Börülce, Allah, pancar, her şey var. Evet, doğal olarak ev narakşili çoban salatamız. He, tabii vazgeçim. Köyden yapıyorsunuz, evet, doğal yetiştiriyorsunuz. Sos kullanmıyoruz, sos kullanmıyoruz. Sos yok. Yok, kesinlikle doğal narakşili. Her şey doğal. Evet. Şimdi Özgür abi, benim en çok dikkat ettiğim konu şu bu bölgede. Mesela işte kız kıza, şöyle geleceksin, oturacaksın. Evet. Sen bunu sağlamışsın herhalde. Evet, mekanımızın yarısı aile, yarısı da erkek erkeğe olan yerdi yani. Mekanımız büyük olmasına rağmen. Yani... Elimizden geldiği kadar onu dikkat ediyoruz. Evet. Hijyen de fark ediyorum. Evet, hijyenlik. Çok önem veriyorsunuz. Ya ben ailemle bir yere gidip oturacağım şekilde bir yeri yaptım yani. Evet. Zaten Özgür abi ben fark ediyorum. Sen burada da zaten ailenle berabersin. Evet, ailemle. Hani annenler burada, teyzenler burada, çoluk çocuk burada. Evet. Hep berabersiniz. Evet. Hanım da hep burada. Buradayız. Evet. Buradayız. Şimdi şunu da söylemem lazım. Burası özellikle Nazilli'de ve bu bölgede işte Nazilli'de, Yeni Pazar'da, Bozdoğan'da yaşayan insanlar için de
Çok yakın. Yakın. Değil mi yani? Yeşilliğin bol olduğu bir yer. Yeşilliğin bol. Mesela şu an Nazilli'ye ben çıksam kaç kilometre mesafem var? 15 kilometre falan. 15 kilometre. Sonra ben yani yaklaşık bir 15 dakika, 20 dakika sonra evimdeyim. Evet. Yakın. Yeni Pazar'a zaten çok yakın. Evet, yakınız. Bozdağ'a da yakın. Evet, Yeni Pazar, Bozdağ yolunun tam ortasındayız. Evet, şimdi yengem de senin destekçin. Evet. Çocuklar da öyle. Evet, aile işletmesi. Aile işletmesi. Ablacığım sen neler söylersin burayla ilgili? Mekanımız genellikle aile yeridir. Kız kıza gelip takılabilecek bir yer. Onun için aile yerimiz daha iyi. Evet. Aileler daha çok geliyor. Erkekler de olağanüstü çok ama aile yeri daha çok. Evet, evet. Çocuklar da geliyor. Böyle evet, bir evet. Geniş bir ortam yapmışsınız. Tabii ki de geniş bir ortam. Çocukların koşup oynayabileceği bir yer. Onun için şu an... Aileler için birebir. Birebir. Bir de ablacığım bazı zamanlar canlı müziğiniz de oluyor sizin. Evet, haftada bir gün veya iki gün yapmayı düşünüyoruz buna. İşte gelen böyle. Müşterileriniz memnun. Memnun kalıyor. Evet, evet genelde vallahi. Memnun kalıyor. Ben de görüyorum. Çok beğendim. Ustam da anlattı. Her şey çok güzel. Artık birazcık tadına bakalım değil mi Özgür abi? Bakalım bakalım. Bakalım. Ben kebaptan başlayayım o zaman Volkan abi. Hazır mısın? Bir dakika. Böyle bir açalım. Allah Allah Allah. Ustam anam şu çelik bilen koymuş beni. Seviyorum diye çelik bilen koymuş. Hemen şöyle kebabın. Şu bir lavaşımızı yağlı. Mis gibi. Of 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 of. Şu sizin için. Neresinden yiyeyim? Nereden yiyeyim? Of. Bakın. Duman üstünde. Bak. Volkan abi. O kadar mı güzel? Lavaştan diyelim biraz. Siz deyin ya. Yiyeceğiz mi? Artık kokusuyla doyduk. Siz artık alışmışsınız. Aynen. Mantarın tadına bakayım abim ben. Vallahi köyde yedik abi. Yine de şunun kokusu beni acıktırdı. Seni? Yazık o da bir an önce çekim bitse de yesem diyor şu anda. Evet, evet. Vallahi sevgili izleyenler biz şimdi oturacağız. Şu sofranın tadını çıkaracağız. Ama benden size çok güzel bir tavsiye. Nazilli'de, Yeni Pazar'da, Bozdoğan'da hatta Aydın'da bile olsanız şu doğanın içinde nezih bir ortamda lezzetli yemekler yemek istiyorsanız mutlaka Grand Göva'ya uğrayın derim. Yemeğimizi yedik, tam kalkıyorduk. Özgür abim dedi ki, Duygu dedi, tatlı 20. Abi dedim ne tatlısı? Katmer dedi. Hatay katmeri. Hatay'dan. Vallahi tam kalktık abi gidiyorduk. Mecbur ben katmeri duyunca sevgili izleyenler çok severim. Görüyorsunuz özel olarak Hatay'dan getiriyorlarmış. Mecburen yemek zorundayım Volkan abi. Bunu yemek zorundayım. Bohça katmerlerden değil. Böyle. Bak onlardan değil. Bayağı bildiğin. Bak şunun güzelliğine. Allah iç kaymaklı mı Özgür abi? Evet. Dur bakayım, şuradan şunu alayım. Bismillah. Elim ayağım titredi, kusura bakmayın. Çok severim. Çok mu sıcaktır? Sıcak. Yana alsam bir de. Yok yok, o falan yaparsın. Bakayım. Özgür abi. Bunu yemeye gelirim ben. Her zaman bekleriz. Çay da geldi. Volkan abi.